Kulübün en iyi gününe de en kötü gününe de tanıklık etmiş talihli talihsiz biri o. Bir zamanlar tarih yazıyordu, şimdi adını bile yazamıyor denildiğinde tüm olumsuz enerjiyi üstüne çeken kısmetsiz Sabri. $100 milyon adamın şutu tribüne gidince çit çıkmayan ama kendi şutlarından kepser yapılan düz Sabri. Zaman zaman da millete kendi eliyle malzeme veren uçan adam Sabri. Yıllardır şerefle formasını taşıdığı halde onlarca sağ beki Anadolu tur attıran ama yine yetersiz gelen içimizden biri Sabri. Samsunlu Sabri, hükümsüz Sabri. Onlarca zaferin sahibi ama dışa kalan, arta kalan, takımdan ayrı çalışan Sabri. Bu kadar isminden müsemma bir adam olabilir mi ya? Totti'yi öve öve bitiremiyoruz tek kulüpte bir ömür diye 99'dan beri kulüpte açıkta satılan gıda muamelesi görüyor. Reva mı? Bence değil. Tamam. Zaman zaman sinek arabasının peşinden koşan çocuklar gibi davrandığı oluyor. Futbola sempatik atıyor. Bir de böyle düşün. Matbaayı çok geç keşfetmiş gibi tavırları yok değil, kabul. Ama yeri geldiğinde de yarı sahasından kazandığı topla rakibinin sağından atıp solundan geçip aşırma golünü atmış Sabri hiç söylemiyorsunuz. Bursa maçındaki Sabri. Bozbay kuşların kulakları çınlasın. Hedef tahtası yaptılar adam ama Bordo maçında Samiye'ni yıktığını da çıkıp kendisi mi anlatsın? Altyapıda Muzortu'yu anlatsalardı o da topla beraber kramponunu da ceza sahasına göndermezdi. Elindeki imkanlarla uğraşıyor ama kuyrukta yerini kapsalar da sesi çıkmıyor işte. Sevimli değil mi? Bence tamamen öyle. Maaşını konuştunuz, koştuğu mesafeyi yok saydınız. Taraftarı şirin gözükmek için sosyal medya hesaplarını profesyonellere teslim edenlere inandınız. Derbide korakor çarpışan adama tamah etmediniz. Ben demiyorum ki harika ama sevgi olmasa da saygıyı hak eden bir oyuncu Sabri. Halbuki o bizden biri, içimizden biri. Futbolcu olmasaydı ne bileyim nikah şekeri için iki kez kuyruğa girerdi. Otobüste boş yer kollardı. Dış basında ses getiremedi ama öğrenci olsa deneme sınavında kopya çekerdi be abi. Kesin bizim sahada vücut bulmuş adamımız işte. Bu harika bir duygu. Keşke Del Piero'muz olsaydı ama Sabri'miz var, ne yapalım. Yere düşmesi olay, geri pasları olay, benzersiz bir futbol aktörü o. Ve daha da güzeli tüm bunlara karşı hoşgörüyle yaklaşan, sesi çıkmayan bir futbolcudan bahsediyoruz. İyi kötü, ucuz yerinde tüm mizahçıların malzemesi olmasına rağmen hiçbirine ses etmeyen Sabri. Keçinin olduğu yerde Abdurrahman Çelebi Sabri. Hobileri olmayan, hobi olarak sahada yer alan Sabri. Her krizde kadro dışı kalan, her gelen hocanın ilk tercihi Sabri. Kimler var? Fatih Terim, Bergkamp, Gerets, Frandelli, Mancini hepsinde oynadı. Koşup formayı terletince manşetten inmeyeceğini sanan Sabri. Kupalara adını yazdırırken çocukça sevindiğini insanların anlamadığı Sabri. 16 dakikalık maçı hatırlıyor musun? Futbol bir eğlence oyunu, bir temaşa geleni ve bu amaca hizmet eden gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan birisi abi. Bir gün bırakınca çok üzüleceğiz. Hakkında neredeyse tek makale yazılmamış, türküsü yakılmamış biri. Talihi senin benim hayalini sırtında taşıyor olması. Bir formaya yıllarca emek vermiş olması ama organik olduğu için güldürüyor olması da talihsizliği tabii. Sevin güzel insanlar, sevin. Euro 2008'de kadroda olan adamı sevin. Antrenörsüz şampiyonlukların soyunma odası faktörüne biraz saygı. Kaç tane Ahmet Ümit okuyan topçu biliyorsunuz? İstese sadece üçlü çektirirken susturmazdı kitleleri. Pekala başka yollar da tercih edebilir, ağzımızın payını verebilirdi. Ancak futbolun gerçekten ne olduğunu kavramış, Anadolu çocuğu önemli bir figürümüz o. Ve inanın Ronaldo'nun onu pas geçmesi hiç umurumda değil. Ben onu göbek atarken elbette hatırlayacağım ama güzel oyuna renk katan, egosuz, kilit oyuncu olarak anlatacağım. Zaten öyle yapmaya çalışıyorum. Sabri'yi bu kadar övüyoruz ama o da kendi kendini çalımlamaya çalışan, ne bileyim, tuhaf vücut hareketlerine bir son vermeli. Zaten kaslı maslı bir şey değil Sabri. Azıcık kendini sakınsın. Sonra millete malzeme veriyor. Agresiflikle prim yapacağını zannediyorsa Melo'dan feyiz almalı. Gidip milletin boğazına yapışıyor, olmuyor yani. Bir de çıksın anlatsın. Hiç sesi çıkmıyor. O kadar savunduk, altında sebepler aradık. Bizi haksız çıkarmasın. Futbol güzel oyun ve bazen renkli simalara ihtiyaç var. Sabri de onlardan biri. Reis lafı. Bir insana bu kadar mı yakışır? Pozu da fena hani. Futbol hayata fena halde benzer mottosuna katkısı vardır. Bazı futbolcular biz vatandaşlara fena halde benziyor. Vurduğun gol olsun derler ya. Son söz, vurduğun kaleyi tutsun, o da yeter.